Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir bilgi paylaşacağız. Başıma bir olay geldi. Gördüğünüz gibi aracımın arka sol lastiğinde bir vida var. Bu vidayı dün gece ileri bir saatte eve geldim. Saat 3 sularında o saatte fark ettim. Hava sesi geliyordu, tekerin havası iniyordu. Ancak yaklaşık 700 kilometrelik bir yol yapıp geldiğim için o anda herhangi bir şeyle uğraşamazdım. Aslında bir 5 dakika 10 dakika mesafede bir lastikçi var. Götürüp kapısına bırakıp yürüyerek eve gelebilirdim. İneceğini tahmin ettiğim için. Kompresörüm de yok. Ben de bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi bu vidayı yerinden çıkaracağım. Ne ile çıkarıyorum? Tornavidayla veya işte bir pense yardımıyla çıkaracağım. Asıl tanıtmak istediğim şey arkadaşlar, Batogen marka lastik tamir kiti var. Bu ilk defa deneyeceğim bir ürün. Öncelikle bu vidayı çıkartıyorum. Neden? Çünkü biraz olsun vidanın çıkmasıyla daha az bir hava çıkacak yer oluşacağını düşünüyorum. Daha az hava çıkacağını düşünüyorum. Evet, gittim. A101'de buldum. Batogen lastik tamir kiti diyor. Batogen, özür diliyorum. Bu kiti ilk defa kullanıyorum. Tamamen şans. A101'e gitmiştim. Evimin yakınında o var. Orada görünce deneyeyim dedim. Aldım. Şimdi evime doğru gidiyorum. İşte bu da fişi. 17 lira tuttu bu kit. Şöyle yaklaştırayım. 17.95, 18 lira tuttu arkadaşlar. A101'den aldım. Gidiyorum otoparkta aracıma deneyeceğim. İşte burada gördüğünüz gibi tamamen tekerin havası inmiş durumda. Bu şekilde lastikçiye gitmem tekerin, lastiklerin yan kısımlarını, yanaklarına tamamen hasar verecektir. Hatta yarabilecektir. Bu sebeple böyle bir şeye kalkışmıyorum. Bu gördüğünüz gibi içerisinde bir tür köpük olan, hava sıkıştırılmış hava olan bir sprey aslında. Batogen. Gördüğünüz gibi kullanmadan önce iyice çalkalamamız gerekiyor. Daha sonra ağzındaki bölümde tekerimizin sübabına bağlantıyı kuracağız ve basacağız, dolduracağız içindeki köpüğü ve havayı. Gördüğünüz gibi olabildiğince çok sallayarak köpük ve havanın birbirine tamamen nüfuz etmesini sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi burada bir kiti var, güvenlik kiti. Bu kiti kaldırmamız gerekiyor. Kiti tırnağımızda kaldırdıktan sonra arkadaşlar Batogen ürünümüzü sübaba bağlayacağız. Tekerimin havası tamamen indi demiştim arkadaşlar. Tamamen indi. Şu anda bu içindeki küçücük spreyin içindeki hava bana bayağı bir destek olacak. İşte şu anda bağladım sübabıma. Ve basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpük ve hava aynı anda sübaptan içeriye giriyor. Şu anda herhangi bir şişme izlenmiyor. Ancak özellikle patlağın olduğu yerden havanın geri çıktığını da ben duyabiliyorum. Gördüğünüz gibi teker tamamen yere yapışmış durumda arkadaşlar. Basmaya devam ediyoruz. Köpükler tamamen şeyle beraber, havayla beraber içeriye giriyor. Şuradan da hava kaçmaya devam ediyor bu arada arkadaşlar. Burada önemli bir nokta. Sübabınız zemin tarafında olmamalı. Böyle birazcık yan tarafta olması daha önemli. Patlağın da mümkün olduğunca aşağılarda olması daha iyi diye düşünüyorum. Ancak ben burada yukarıda bıraktım. Evet arkadaşlar, biraz gördüğünüz gibi tekerim havayla dolmaya başladı. Bu küçük spreyin içindeki hava gördüğünüz gibi doluyor arkadaşlar. Olabildiğince basıyorum. Bitirene kadar basmaya çalışıyorum bu içindeki köpük ve havayı. Çünkü deliğin olduğu noktaya
vidayı çıkardığımız noktaya bu köpüklerin gelmesi lazım ki orada donsun ve deliği geçici bir sürede olsa tıkasın. Bu çok önemli. Özellikle uzun yolda kalırsanız arkadaşlar, yani yanınızda mutlaka bulunması gerekiyor. Uzun yola çıkıyorsanız bu 18 liralık 17.95 TL'lik şeyi alırsanız faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Ben de ilk defa deniyorum. Bakalım gerçekten de düşüncelerimiz doğru çıkacak mı? Evet, bayağı şişti. Yani şu şekilde tamirciye gidilebilir, onu söyleyeyim. Ama devam ediyoruz, hala içinde hava var. Tamirci dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakika kadar bir mesafede. Evet arkadaşlar, şu anda hava kaçıyor. Şimdi ben arabayı çalıştıracağım. Döndükçe, teker döndükçe daha da şişeceğine inanıyorum. Hemen çıkaracağım şimdi buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yoldayız. Gidiyoruz lastikçiye doğru. Teker biraz önce gösterdiğim kadar doldu. Döndükçe de deliğin olduğu yere daha çok bu sıvının geleceğini düşünüyorum. Havanın geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gidiyoruz. Sanki böyle direksiyonda hikaye çekiyormuş gibi anlaşılmasın. Hiç sevmem. Telefonu direksiyonla elimin arasına sıkıştırdım sadece. Bu yüzden sadece burayı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 30-40 km hızla mümkün olduğunca yavaş bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Zaten sokak arasında da maksimum bu hızlarla gitmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi lastikçiye dediğim gibi bir 10 dakikalık yolumuz var. Bu yolu gidiyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Tekerimin havasının olduğunu ben şu anda aracın içinde hissedebiliyorum arkadaşlar. Evet, geldik. Şu anda burada bir benzinlik var. Benzinliğin içinde de bir lastikçi abimiz var. Onun yanına geldik. Aslında dediğim gibi gece buraya park edip sabah direkt arayıp yapmasını isteyebilirdim. Ancak uğraşamadım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Sıra bekliyorum. Gördüğünüz gibi deliğin olduğu yerden bir miktar sıvı çıkmış. Bayağı da bir şişmiş. Bu hava bayağı götürür. Bayağı götürür. Ki dediğim gibi döndükçe tekerin o deliğin olduğu yer kapanacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hava bayağı iyi durumda. Özellikle uzun yoldaysanız sizi yakındaki bir benzinliğe kadar atabilecek, rahatlatabilecek bir durum. Tabii ki Allah kimseyi uzun yolda böyle şeylerle sınamasın. Evet, gördüğünüz gibi birazcık da kaçırıyor. Bu biraz dondu aslında. Orada donmuş kısım da var ama biraz da kaçırıyor. Evet, şimdi arkadaşlar son halini de görmenizi istiyorum. Birazdan sökecek abimiz. Bayağı şişmiş durumda teker. Arkadaşlar, bu botogen benim işime yaradı. Beni lastikçiye kadar getirdi. Ancak bunun tekerin içinde nasıl göründüğünü merak ettiğinizi düşünüyorum. Bu da bir bonus bilgi olarak sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, sizler de dediğim gibi benim işime yaradı. Sizlerin de işine yarayacağını tahmin ediyorum. Bu arada aracımız Fiat Maria 2001. Evet arkadaşlar, lastiğin içinde ise işte bu şekilde bir görüntüsü oluyor bu sıvının. Her bölüme dağılmış durumda. Hareket etmenin faydasını burada görüyorsunuz. Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve diğer arkadaşlarınıza, ihtiyacı olan arkadaşlarınıza bu videoları paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi günler.